Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ve mevvala. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Hak subhanahu ve teala bugünkü sohbetimizin dünyada ham ahiratta ham manfaatli buluşluğunu parçalarımız eşitkenimizge aytgan gaplarimizga shariatga muvofiq amal qilishligimizni o'zi nasib qilsin. Islom ummatining dastlab o'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallam dinni islomni olib kelgan paytlaridagi vazifasi ittifoq bo'lgan. Ittifoqlik bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo insonlar o'rtasidagi turli tafriqa, kelishmovchilik, o'zaro adovatga sabab bo'ladigan mavzularni yopish, to'xtatish va birlik, birdamlik bilan harakat qilishlikni talab qilgan. Islom ummatini birligi 23 yillik vahiy nozil bo'lish jarayonida shakllangan. Orada ba'zan ixtiloflar chiqqanda Alloh subhanahu va taolo o'sha zahotu ixtiloflarga barham berishlikni buyurgan. Qur'oni Karimda juda ko'p oyatlar bor. Alloh taolo aytadiki, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أرقاننا محكم أشلين لردي يبت الله تعالى واعتصم بو اعتصام يبشيش أوزه برناسك محكم أشلوالب عليك قيوب ببار مسلي Kol üzülüp ketsin, üzülüp ketsin, üşlegen cayımız üzülmesin. İtisam şu, Allah'ın arkanı nime? Kur'an ve sünnet, vahiy, şeriyetinin maksatları. Köp adam Kur'an ve sünnet hakkında gap ketkende, kim sizge ayet gapırsa uşenge ergeçip kete uğruşu çünedi. Notoru. Kur'an'ın ayetini kim sizge aitse ergeçip kete uğradigen bulsayız, yeryüzü de minlegen din tokuş mümkün. Qur'on va sunnatni biz o'zimiz xohlagan mavzuda tushunishga haqqimiz yo'q. Qur'on va sunnat islom manbasi bo'lgan Nabiy sallallohu alayhi va sallam va sahobai ikromlar va bularga ihson yo'lida, yaxshilik yo'lida ergashgan zotlarning ta'limoti bilan tushuniladi. O'shanda adashilmaydi. Shuning uchun i'tisom Allohning arqoni deganda shariatning maqsadlari tushuniladi. Shariatni bilmagan, islomni tushunmagan odamning dindan gapirishligi shuni uchun jinoyat deyiladi. Islom fiqhida buni aytiladi, jinoyat deyiladi. Qadimda ularga jazo berilgan. Hazrat Umar radhiyallohu anhu islomni tushunmagan, shariatni bilmagan, sahobalar bilan suhbatdosh bo'lmagan ba'zi odamlarni dindan, odamlar ichida o'zicha gapirib yurganini bilib qolib, olib kelib jazolagan. Sen kimsan degan? Nimaga dindan gapiryapsan degan? Nima haqqing bor degan? Gapni aylantirganda sog'an shaqqillatib, xurmonni shoxi bilan. Qushidan ketay deganda olib kirib qamab qo'ygan, 15 kun davolab olib chiqib yana urgan. Oxiri tavba qilgan, bo'ldi, yo'q, chiroyli o'ldirib qo'ya qoling, bo'lmasa men tavba qildim, bo'ldi, qaytib gapirmayman degan. Bo'pti deganlar bor, faqat degan orqasidan xat yozgan. Abu Musa Ash'ariga. Bu odam qaysi majlisga borib o'tursa, hech kim salom bermasin degan. Oldi berdi qimalaring degan. Yakkalab qo'ylaring degan. U odam pushaymon bo'lgandan pushaymon bo'lgan, dod degan, oxiri aytganki, iltimos, men tavba qildim, qaytib din haqida gapirmayman degan. Keyin bo'pti gapiraversin deb, odamlar qo'shilaversin deb alohida xat yozgan, odamlarga qo'shilgan. Bu ishni Umar radhiyallohu anhu qilgan. Din o'yinchoq emas. O'shaning uchun va'tasimu bihablillahi jami'an. Hammamiz Allohning arqonini mahkam ushlashimiz kerak. Bu oyatdan ko'zlangan maqsad ulamolarga ergashishimiz kerak degani. Zimda shu ma'no bor. O'zingizdan o'zingiz oyatni o'qib olib, oyatning ma'nosi mana bu ekan deb ko'chaga chiqib qo'liga qurol ko'tarayotgan odamlarga qo'shilish mumkin emas. Mumkin emas, shariat bu o'yinchoq emas. Alloh taolo birlikka buyruqni va'tasimu deb buyurdi. Mahkam ushlanglar Allohning arqonini dedi. Kifoya edi o'zi birlik uchun. Lekin birlikni o'ta muhim ekanligini ta'kidlab oyatning davomida nima dedi?
وَلَا تَفَرَّقُوا dedi. O'zi birlashinglar, birlashlikka buyruq yetardi. Mavzu ahamiyati o'ta muhim ekanligi uchun Alloh taolo وَلَا تَفَرَّقُوا'ni alohida ta'kidladi. Tafriqa qilmanglar. Tafriqaning asosi nima? O'zi dinni bilmagan odam dindan gapiraversa tafriqa bo'ladi. O'zi dindan bilmagan odam dindan gapiraversa tafriqa bo'ladi. Endi bilish masalasi nima? Ben bir adam bilen bahslaşıyorum. Dostluğa yazıyorum. Mesela için Kur'an-ı Kerim'de çünüş kriteriyeleri var. Kur'an-ı Kerim ayetlerini biliş kriteriyeleri var. Kur'an'ın özünü ilmi var. Ulumul Kur'an deydi. Ulumul Kur'an'ın en küçük nesi bana şimdi kalırlıydı buladı. Kur'an doğrusu da sizce malumat verirdi. Ne mi Kur'an? Kur'an'da Mekki ayetler var, Medini ayetler var, muhkem ayetler var, müteşabih ayetler var. Am, umumi kigen mavzuda ayetler var, has ayetler var, mukayyet ayetler var. Şimdi ayetlerini ilmi istilahları, saddeleri var, saddesi. Arap lügatları var, gramatike var, sarf var, nahu var, hazıf var, fasıl var, vasıl var. Bu geplerine hazır sanab ötemen hiç kim düşünmeyi tura uğradı. Şimdi şunca mavzunu bilmezden Kur'an'dan gepriyetken adam cinayetçi, tafrikaçı bulmese kim bunda tafrikaçı? Kim cinayetçi? Ular ki hey dinden gepir işte ihtiyat bul degen adam tafrikaçı mı? Yok. Hazır bir adam ondan turup tibbiyattan gepirsin ki? Hani şu turpağını kaynatıp içinler koronavirüske doğru deyip köçeke çıkıp gepirsin ki ne makılışı? Tibbiyat hadımları ne makıladı? Tibbiyat saha egeleri abarıp onu orduğuna tuzup uyuşadı. Sen kimsen deydi? Demek ki adamlarla tuprak içirtir yapsan sen deydi. Deydi mi? Deydi. Hakkı var mı? Hakkı var. Tibbiyatla monopoli kılı yaptı mı? Yok. Hakkını ada kılı yaptı. Din tibbiyattan göre muhim, ciddi, nazik. Addi nasıh mensuh. Dostumuz isletkeni. Nasıh mensuh meselesini bilmesinden yapırken adam dinde tafrika çıkaradı. Yangi cemaat payda kıladı. Menga bir ovoz keldi. Xolid degan balani ovoz. Abu Xolid, ya'ni kuniya. Keyinchalik aytishdi, o'lib ketdi bu bola deyishdi. Unga savol jo'natishgan. Savolni qarang. Savolda buni ko'p takrorlaganman, takror zarari yo'q. At-takror ahsan va laukani 180 deydi. 180 marta qaytarsak ham takror yaxshi, foydasi bor. İmamlarını aldığa borsak, bizni Suriye'ye cihattan kaytarı yaptı. Suriye'ye cihatka barışlıktan imamlar kaytarı yaptı. Dip, Abu Halid'den sonra şey yaptı. Abu Halid hiç kim tanımaydı. İslam ümmetinin içi de, Müslüman cemaatinin içi de adamlar hemme tanıp, ha bu akli ilim, bunu ustazı var, bu tafsirini yakşı örgengen, usulden malumatı var deyip hiç kim tazgiye vermeydi. Abu Halid. Ne otasını hiç kim tanımaydı, ne etrafıdaki tanış biliş, zemil, okutucu, okuyucunu hiç kim bilmeydi. Lekin onge saval cönetçi yaptı. İmamlardan ruhsat sorasak, ular ruhsat verme yaptı. Ne makalaylik? Degen saval verge. Savalge cevabını karayın. Şimdi yaşlarını, İslam ümmetinin bugünkü gündeki asıl, suyanışımız kerak bo'lgan, kelajagimiz uchun umid qilishimiz kerak bo'lgan yoshlarni qanday usulda aldayapti? Aldagani bola yaxshi. O'zbek maqoli bu. Bolani aldashyapti. İb bolacha fikrlaydigan yigitlarimizni aldashyapti. Nima deyapti? Tavba surasida 44-45 oyat bor. Men sizga deyapti, oyatdan javob beraman deyapti. Go'yo qarasangiz Qur'ondan javob beryapti haqiqatda. Kur'an-ı Kerim'de 44-45 ayetini okuyun da, Tavba Suresi de. Allah Teala uşa ayette ayetedi ki, Allah'ke ahiret künüge iman keltirgenler, Allah yolüdeki cihatke çıkışlıkta sizden izin soramaydılar deyipti. Saval çotki. Cevap Kur'an'dan. Mavzu aynı özü. İşitken adam lakka çüşedi. Ha imamlar hain eken, kurdiler mi imamlar bu ayeti bir kiti yaptı eken. Ha peygamberden izin sonra şart meseken cihat için. La yeste'zinukellezine dipkigen. Sizden izin soramaydılar.
Sen imamdan izin soruyorsan mı? Peygamberden izin sorulmaydı cihat farz olsa diyebdi. Her kanaka adam Kur'an'ını bilmese bu gepke lakka düşerdi. Tarikatçı yaptı şunu, menge taşa şey yaptı, bana gördüler iyi mi dedi. O yakın tasları okuyup yürgen peytlerim indi. Her günü biz vazifemiz var, okup duramız. Allah'ın bir tavfiki, uşa ayetlerini okup ötken küllerim. Bir kapta bu mege. Tavba sonrasındaki 44-45. Ayetini, şunu da tafsiri de, İbn-i Cerir-i Tabari eytediler ki, Abu Davud'dan rivayet var özü. İbn-i Abbas, bu ümmetinin müfessiri, sahabe, şu kişi eytediler ki, Tavba suresinin 44-45. Ayetleri hükmü nasıh bugün degen. Ne degeni nasıh? Amel kılınmaydı degeni. Ana Abu Halid degeni ona eğitme yaptı. Amelden tohtagen ayetini misal keltirip ana o balanı elde yaptı. Cinayetke targıp kılı yaptı. Teşvik kılı yaptı. Nur suresinin 94-95. Ayeti. Rakam ana kısımda yok. Nur suresi de Amrin cami'in degen metin keledi. Müslümanlarının hammasiga alakadar bugün masalalar var. Hammamızga alakadar. Mesela cuma farzı hammamızga farz bu. Erkekler barıp cumanı okuyatken peytimizde cumada bir kişi ornadan turup indemeye çıkıp gitişke hakkı yok. İmamdan soraş gerek deydi Allah Ta'ala. Peygamberimizga aytadı ki sizden sorasın deydi. Haklasanız izin verin, haklasanız izin vermeyin degen. İzin hakkıdaki. Tavbede izin soramayın diyepti Allah Ta'ala. Nur suresi de izin sorasın sizden diyepti. Köpçilikke alakadar meselelerde sizden izin sorasın. Vaziyetke karab haklasayız izin verin. Bu mesele vermeyin diyepti. Ayetini ikkelesini okumasından bittesi bilen adamlarını elde etken kime ken? Kime ken din furuşluk kılı etken? Kime ken dinden özünün siyasi maksadda faydalanı etken? İlimini okumagen adamlarını bizni yoshlarimizni boshini aylantirayotgan kim ekan? Ular yani. Qo'liga qurol ko'tarib olgan, hali Qur'on, hadis, oyat, u narsalar muhim emas unga, jinoiy ko'chaga kirib olgan, unga sen jinoyat qilyapsan desa, yo'q deyapti-da oyat qidirib, hadis qidirib u bilan o'zini oqlayapti. Keltirgan oyati nasx oyat. Nasx oyat Ibn Abbos aytibdi, nasx bo'lgan bu oyat. Mana biz nimaga jon kuydiryapmiz? Mana biz odamlarimizni, musulmonlarimizni talofatga uchrab ketishidan nimaga xavotir qilyapmiz? Qaysi yo'lga ergashib ketayotganini bilmagan odamlarimizni qanday ogohlantiryapmiz? Hozir meni gapimni ichida siyosiy saroyga aloqador birorta qonunga tegishli gap chiqdimi? Chiqmadi. Nimaga? Men sof din bilan gapiryapman. Bu gapga ergashmagan odam dunyoda hujjat qoyim bo'ldi, qiyomatda javob hisoblashamiz. Endi bu joyda o'tirgan birodarlarimizga bu mavzuda mavzuni aloqasi aybdor ma'nosida kimnidir aybdor qilish ma'nosi yo'q. Men bo'lgan voqealikni eslatyapman. Alloh taolo nima dedi? Vala tafarraqu dedi. Tafriqa qilmanglar. Tafriqani ma'nosi shu. Masalan, Qur'onni men o'qidim, tafsirini o'qidim. Jihodga tegishli izinga, ruxsatga tegishli hamma oyatlar, hadislarni olib kelib o'rgandim. Xulosa nima bo'ldi? Bugun imomdan so'raysiz, boshqa ilojingiz yo'q. Masalani imomdan so'raysiz. So'ramasangiz tafriqa bo'ladi. Alloh taolo vala tafarraqu deyapti. Bugun imomni hurmat qilasiz. Hurmat qilmasangiz hurmat ko'rmaysiz. Bugun imomga ergashasiz. Ergashmasangiz tafriqa qilasiz. Bugün imamge iktida kılasız, iktida kılmasanız adaşasız. Ayet hadis de hüccet bilen eyti yapman. Ziddige kim çıkadı? Kelsin menge kursatsın. Men eyti yetken delilden kuvvetli ra delilini kursatsın, men kol kütaramam. Ergeşemem uşa adamge. Ve la teferraku deyipti Allah Ta'ala. Tafriqa kılmayınlar. Kana kabuladı tafriqa, meşne kabuladı. Bilmegen mavzusudan adamlarge dinden yapırsa tafriqa kabuladı. Allah Ta'ala keyin ne'matni eslatdi. Vazkuru ni'matallohi alaykum. Allohning ne'matini eslanglar. Sahobalarga aytibdi Alloh Ta'ala. Iz kuntum a'da'an. Dushman edinglar, fa'allafa bayna qulubikum. Qalbingizni ulfat qilib qo'ydi Alloh Ta'ala. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allohning ne'mati bilan
Nima bo'ldinglar? O'zaro birodar bo'ldinglar. İslam ummatining yutug'i birodarchilikda. İslam ummatining yutug'i ahli ilmlarga erishishlikda. İslam ummatining mag'lubiyati o'zaro adovatda, ixtilofda, tafriqada ulamolarga, ahli ilmlarga erishmaslikda. Qur'on 2 yoki 3 ta o'rinda aytgan. Nima degan? Vas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilmasanglar zikr ahlidan so'ranglar degan. Zikr ahlidan so'rash buyruq vojib. Va'tasimu bihablillahi jami'a. Bitta dinni mahkam ushlashlik buyruq vojib. Va la tafarraqu. Ixtilof qilmanglar deyapti Alloh taolo. Buyruq vojib. Bunaqa vojiblar turibdi. Katta bir asos bilan. Hammasini tashab ko'chada bittasi Abu Xolid deb nom qo'yib olib, Suriyaga borib olib bittasi qo'liga qurol ko'tarib Abu Solih deb nom qo'yib olib, Abu Saloh deb boshqasi boshqa nomni qo'yib olib gapiraversa, bu yerda 3 ta vojib. Hozir men suhbat orasida sanab ketyapman. 3 ta vojibni oyoq osti qilyapti. To'g'rimi? To'g'ri emas. Islom ummatiga zarar. Muhammad al-G'azoliy degan zamonimizda o'tgan alloma o'tganlar, Alloh rahmat qilsin. Bu kishi tarix bo'yicha, siyrat bo'yicha, siyratning fiqhi bo'yicha yangi fanlarga asos solgan odamlar, kuchli shaxsiyatlar. Shu kishi aytadilarki, Islom tarixini o'rgandim deydilar. Islom tarixida qayerda g'alaba qilgan bo'lsak, birdamlik bilan g'alaba qilganmiz. Biz bir bo'lganmiz. O'shanda g'alaba qilganmiz. Tashqi dushmanning birortasi bizni yenga olmagan. Tarixda o'sha Badrdan boshlab to bugunga qadar birorta jangda mag'lub bo'lmaganmiz tashqi dushmandan. Qayerda mag'lub bo'lgan bo'lsak, ichkaridagi ixtilofdan mag'lub bo'lganmiz. Uhuddagi mag'lubiyat nima uchun? Uhudda ichkaridagi ixtilofdan bo'ldi. Ya'ni ixtilof sahobalarga biz ayb sifatni qo'ymaymiz buni. Alloh taolo bizga dars sifatida buni ko'rsatdi. Kamonchilar o'zlarining pozitsiyalarini tashlab ketishdi. U joyni ko'rgan Xolid ibn Valid u paytda dushman tarafda edi, hujum qildi, nima bo'ldi? Orqadan zarba yedik. Siz o'zingizni pozitsiyangizni tashab ketsangiz, zarba yeymiz. Sizni o'rningizdan kirib keladi dushman. Siz dinni yaxshi bilmaysiz, Qur'onni yaxshi bilmaysiz, Qur'ondan gapirishni boshlasangiz nima bo'ladi? Pozitsiyangizni tashlab boshqa tomonga o'tgan bo'lasiz. O'sha dushman sizdan hujum qiladi keyin. Siz tijoratchimisiz, o'rningizni mustahkamlang. O'qituvchimisiz, o'rningizni mustahkamlang. Bir joyda xodimmisiz, o'sha joyni qoyil qiling. Pozitsiyangizni mustahkamlang, joyini tashlab ketmang. Islom ummati sizga muhtoj bo'lgan paytda sizga murojaat qiladi. Vazifangizni qiling. Qorovulmisiz, qorovullikni joyiga qo'yib qo'ying. Qabrdagi odam lahatga qo'ygandan keyin kesak teriladi. O'sha kesak teriyotganda bir kishi kichkina teshik joyi qolib ketibdi endi. O'sha teshik joyi tashab chiqib ketyapsa, bir ahli ilm bergan ekan, mana toshni o'sha teshikka bekitib qo'ydi. Baribir ko'milib ketadi-yu bu desa yo'q. Ishingni mukammal qil. Senga shu vazifani berildimi? Ishingni mukammal qilsan. Baribir mendan keyin odam qilib ketadi demagin. Bugun eng katta muammolarimizdan biri shu. Loqaytmiz, o'zimizni vazifamizni to'la to'kis ado qilmaymiz, keyin to'tta odam yig'ilib qolsa imomni gapiramiz. Boshqa vazifamiz yo'qmi bizda? Hamma ishimizni qoyil qilib qo'ydikmi? Biz butun dunyoda hamma havas qiladigan, orzu qiladigan dehqonga aylandikmi? Yo'q. Hali o'zimizni ishimizni qoyil qila olmayapmiz u boshqalarni gapirishlikdan hayo qilishimiz kerak. Uyalishimiz kerak. Alloh taolo bu ne'matni eslatdi yuqoridagi oyatda. Fa allafa bayna qulubikum. Qalblarimizni ulfat qilgandagina bizni birlashtiradigan manhaj din, e'tiqod, islom, ahli sunna val jamoa. Buni mahkam ushlaganimizdan keyin biz qalbimiz ulfat bo'ladi. Do'st bo'lamiz. Ko'pchilik biladi, nomlamiz ustozlarimiz buni ko'p joylarda, ba'zi joylarda aytibdilar, internet sahifalarda chiqib ketdi. Meni o'zimni tanigan odamlarga bo'lgan hodisani aytaman.
bir alkash og'zini bog'ichini esdan chiqarib qo'ygan bir jirkanch men bilan bo'lgan muomalada yoniga ikkita odamni yetaroq olib boryapti. Yonidagi odam meni ulpatim bo'lish kerak o'zi. Dini diyonat deyotgan, masjidga men bilan birga qatnayotgan, xudo deyotgan odam alkashi tarafini olib menga dushman bo'lib boryapti. Bu kichkina bir hodisa, buni shaxsiy masalamga aloqador bo'lsa indamayman. Bu ummatga aloqador masala. Bugun xuddi mana shu tutum bilan, mana shu vaziyat bilan islom ummati tafriqa qilinyapti. Alkash bo'lsa bo'lsin, dahriy bo'lsa bo'lsin, o'sha eng xunuk ayollarning kiyimini kiyib yurgan hezim bo'lsa bo'lsin, musulmonga qarshi bo'lsa do'st bo'lishyapti. Uyalishmayapti. Xijolat qilishmayapti. Allohdan qo'rqishmayapti. Bandadan uyalmayapti. O'shanga o'rtoq bo'lib kelyapti. Keyin unga tushuntirsangiz ham tushunmayapti. Nimaga? Ularning qalblariga bid'at urug'i kirib qolgan. Bid'at tafriqa urug'i kirib qolgan. Qadimdagi ba'zi zotlar aytadiki, ahli bid'atni tuzalishligi qiyin. Nimaga? Ular qilayotgan ishini haq deb o'ylaydi. O'zini haq deydi. Bizni hammamiz adashgan deydi. Shuning uchun alkashni ham tarafini olaveradi. Bu joyda endi shaxsiy qandaydir shaxsiyatga tegishli gap yo'q. Umumiy ma'noda buni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Hozir alhamdulillahi robbil alamin Allohning ne'mati soyasida o'tiribmiz. Ne'mat nima? Ne'matlarning zikri ko'p. Qur'oni Karimda ne'mat haqida oyatlarini yig'ib xulosa qilib o'rgansangiz, ne'mat Qur'on, sunnat va shu asosdagi iymoniy hayot aytilgan. Agar siz Qur'onga, sunnatga, ahli ilmlarning tavsiyasi bilan amal qilib yashayotgan bo'lsangiz, Allohning ne'matiga musharraf insonsiz. Buni yo'qotib qo'ymang. Agar shu bo'lsa, dunyodagi boshqa musibatlardan tashvish qilmang. Dunyoda hammada imtihoni bor. O'o, falon milliard quli xohlagan joyga yetadigan odamni ham tashvishi bor. Uyida hech narsasi yo'q odamni ham dunyoviy tashvishi bor. Lekin baxt nimada? Baxt nimada? Iymonda, Allohga bo'lgan ibodatda, qullikda. Siz buni qo'lga kiritdingizmi, buni yo'qotmang. O'sha asosda birlashing. Alloh taolo o'sha Samud qavmini yoki Ot qavmlarini halokatga uchratgan kunlarni zikr qilar ekan Qur'oni Karimda ayyamun nahisat degan. Payg'ambarga itoat qilmagani uchun, ibodatdan bosh tortganligi uchun harom xarish ishlarda yurganligi uchun Alloh taolo ularga balo jo'natdi. O'sha baloni nima dedi? Baxtsiz kunlar dedi. Baxtsiz kun qanaqa bo'lar ekan? Allohga itoat qilinmagan kun baxtsiz kun bo'ladi. Allohning ne'mati nima ekan? Islom. Vadkuru ni'matallohi alaykum. Allohning ne'matini eslanglar degani islom bilan ulfat bo'ldik biz. Al-yawma akmaltu lakum dinakum va atmamtu alaykum ni'mati. Ne'mat shu islom shu. Shuning uchun buni ya'ni chanqagan bir ummat qo'limizdagi kosani endi qo'lga kiritgan paytimizda talashib to'kib yubormasligimiz kerak. Har kimni o'zining sohasiga murojaat qilishimiz kerak. Suhbatimizni yana cho'zsak bo'ladi, sizlarni zeriktirib qo'yishlikdan xavotir qilib shu joyda to'xtatamiz. Agar mavzuga aloqador diniy fikr va aqida, e'tiqod, fiqhi masalalarda bo'lsa, mana ustozlarimiz ham bor ekan, ozgina savol-javobga imkon beramiz. Keyin ijtimoiy masalalarda sizlar bilan muammolarni hal qilishlikka kirishamiz. Alloh barchalarga ajr mukofot bersin. Kimda nima savol bor? Savolga o'rin qonalib qolasiz. O'zingizlarda bir anaqa bo'lsa ham bo'laveradi. O'ylab yurgan, masalan, hozirgi kunda muammo bo'lib turgan, kimdir kelib sizga din haqida gapirayotgan bo'lishi mumkin. O'sha gapi sizni boshingizni aylantirayotgan bo'lishi mumkin. Yuqorida keltirdim misolni. O'sha misolni agar javobini aytmasa kimdir har qanaqa odam aytadiki, imomdan so'rab o'tirma, ketaver Suriyaga deydi-da.
oyat ayet yaptı da çünkü sizge. Oyatta Uzbekçe manasını kursayız, Uzbekçe manası hem şu. Peygamberden izin sıra oturmaydı diyepti. Ve halen ki o ayet münafıklar hakkıda. Münafıklar cihatka varmaylik de izin sorab çıkken. Oyatta manasını hem burup, buzup yapır yaptı. Uşnaka halatlar bulsa, yazıp koyuylar. Eşitseyiz, meyli okuyun, eşitin, örgenin, lekin yazıp koyup ahli ilimden soravalıyın. İmamlarımız hadir hükümde cüde katta imkaniyatki ege. Özleri ahli ilim ve bilmeye kalsa darra ustazlarga telefon kılıp bilip sizge ayeti verişedir. Bu hadirge imkaniyatımız hem şuna kadar imkaniyatlardan. Eğer savallar bulsa veriler, bu mesela içtimai masalarlarga otemiz. Ne onu sizge yapıyız yok mu? Eğer... Hı. Bunlar burada yaşıyor. Selamat. Bu mesela kimden ama bugün günde muammalar var. İktisadi, içtimai, siyasi meselelerde, korrupsiye, kimdir sizlerge halakt kılı yaptı mı? Para soru yaptı mı misal için? Tibbi sahada kimge yardım gereği? Yazdırıylar hazır. Huda halese koldan ki gençe yardım veremiz. Aleyküm selam. Bize yukarı çıktı durağımızda değil mi şu an? Durağımızda, ben uzun cuğum bozu orada durağımda. Şimdi maçtı yolu bize yaşayacağın akbara uğraştı. Maçtı yolu, maçtı mesela. Neç kilometrede? Cüdem, ben sefası güzel oldu. Mesela? Maçtı. Ama sonuçta maçtan cuğum bozu geçen böyle diyen bize. 10. 10 kilometre tabii. Uzu joy bu mu? Maçtı Mahalle maçta var ya kendisi, başta buzu yok. Yok, maçta yok. Bu mesela ne mahalleden, biz yazıp koyuyoruz da, mahalleden domlalar örgenedir, başkalar örgenedir, cayı, haletinde. Kim hamiler, yer, meselelerini anıkka kendinden kim, hukuki tamamı var onun. Yani hukuki periyot var, baskıç. Hadi, aldın 100 kişiydi, hadi 50 kişinin rahatını alınadı. Ular arize yazadı, bizge masjid gereğiydi. Dokument ayarlanadı da, bunu da yürüs teşkil kılaslar, yürüs bunu işleydi. Ki dini idarege topşırıladı, dini idarede korup çıkıladı. İnşallah, eğer layık kurusu açıladı. Yakında bana karaki hazır ettiyse, yenge masjid açıldı yakın, doğru mu? Kızılsaydı. Tamilesiniz. Mavlanıp. Mavlanıp. Çünkü diyorsun, teşkil kılalıysın bu ciz? Ha, taklif kılalıysınız, yaşşı. Allah'a Vicdan erkinliği doğrusudagi dini teşkilatlar, vicdan erkinliği ve dini teşkilatlardı yani. Kanun kayta tahrirden çıkıyordu. Huddu koraki size etken meseleler kurup çıkıyordu. İnşallah bu asallaştırıldı. Yani dini teşkilat da yani masjidden dini teşkilat bitti. Şu teşkilatın açışını yolları var lakin. Mahalli bulsa mahalli, cami bulsa cami. Onu kılıp topşırıp koygenden kiyin. Bana hazır bizi ne mi, anakamız ne mi? Topşırılgen bulsa eytemiz. Topşırılgen eken ne mi bul yaptı deyimiz. Koruladı, ruhatı kurtarıladı, yürüdü. Lakin topşırmagen bulsa kuru havada yap da bu.
Şunun için kılıç gerek. Halkını içige bir aktif odamını, imam domlalarımızdan bazılarını iltimas kılıç gerek. Hukuki, yuridik tamamını amalga aşırış gerek. Kağız kalemini kılıç gerek yani. Ki inşallah hamiyem çıkadı. Şuna kadar tiki talifem belki bende komite gidelim. Hı. Şu tıkışlarımızda çekki çekki de uşetken ben bölüm görebiliriz. Bitti namaz kona kuruşu, namaz kona aldığı aksa kalpler uçeski uygen kabine kırılırız. Cidde korksaylar, aksa kalpler uçeski uçeski oturardı. Mesela değil mi? Ham mesela bu bizlerde, mesela bunda agende bir tamallama uylegende bu cemiyetki cüdü kutlamak. Faydası var elbette. Mesela gel bu açı bu ayetken de meçti yok, damla yok, hududda kim gelir irgeç piçten görür, uçette uzun hududu da bir mesul adam bulur. Uçette haberdar bulur mesela. Kireyimiz balıları taşırken kademeden, gel sözüden, muamelesinden, bu mesela bu arkası da hani damla çıkamadı mı? Şimdi bunu öyle bizler konumuzda ya sizi koyunuzda gönderse yapar. Lekin taklif kılamız. İnşallah bol. Juda yaxshi. Siz ham rahmat sizga alohida shunaqa muammoni ko'targaningizga. Biz yozamiz. Mana buni ham taklif tavsiya qilamiz. Lekin ochilish kerak. Mana hozir bittasida aytayapsiz. Menimcha shukrlarda nechta ochildi? 50 qanchayam dedi? 57 ta masjid ochildi, yangi masjid. Nechi yil? 20 yil, 25 yil. Misol uchun masjidlar yopilgandan keyin ochilmasdan qiynalib qancha otaxonlar o'tib ketdi. Alloh umrini qisqa qilganlari o'tib ketdi ko'ra olmasdan. Lekin endi ochilish boshlandi hozir. Qora Qoraqalpog'da nechta dedi? Nechta ham Qoraqalpog'da bir qancha ham ro'yxatda turibdi navbatda. Hozir bu bola kim hududi? Sizlarning qaysi biringlar? Mana bularga murojaat qilasizda. Bosh imom bu kishi. Bu kishi xat qilib diniy idoraga murojaat qiladi, diniy idora ko'rib chiqib, keyin bahosi hal bo'ladi inshaalloh. Yana nima savol? Masalar bo'yicha moddiy nom bo'yicha alohida gaplashsak bo'ladi. Bo'ladi. Mana. Assalomu alaykum. Shaxsiy aloqadan man yuqoricha Bahor mahallasida turaman. Bu molimga anaqa aksaob javob anaqasida. Ro'molli noqadan o'raman. Shaharlarga chiqsangiz hamma o'zana qasdan o'rab yurishibdi. Kim shunaqa deyapti sizga? Men hozir to'g'risman. O'zi to'rtta farzandim bor, xo'jayinim. Men voyaga o'tirardi. Anaqada nima deydi? Menga davlat shuncha yordam beryapti, masalan, hozir bu desam, nima to'g'ri bo'ladi? Bunda xafa bo'lishim mumkin-da. Chunki men hozir ham ta'minlanganimdan, nodavolat yashaydigan, chiqindim materiallardan hozircha vaqtincha uy joy bergan. Har holda masalan, qarashar, yordam berishar, to'g'ri. Yo, mayli, yordam yordam berayotgan o'sha xodim yoki uchastka noziri cho'ntagidan bermayapti sizga yordamni. Davlatning yordami sizga u. Siyosiy ma'noda bugungi kunda davlat bunaqa vaziyatlarda yordam qo'lini cho'zyapti. Xodim vazifasini bajaryapti, oylik oladi u. U sizga bir narsa berayotganda sizga bir narsani talab qilishga mutlaqo haqqi yo'q. Ro'mol haqida gapirishga hech kimning mutlaqo haqqi yo'q. Biz vijdon erkinligi ta'minlangan jamiyatda yashayapmiz. Shuning uchun kim deb so'raganim, qo'rqmang. Kimda kim sizga ro'molni orqadan o'ra desa, ustidan ariza bilan yozsangiz, uni yo jarimaga tortadi yoki ishdan haydaydi. Uni mas'uliyati, uni ya'ni mutasaddi shaxsni vazifasi emas u. Xohlagan odam ro'molsiz yuribdi, hech kim indamaydi, xohlagan ro'mol o'rasin, hech kim indamaydi unga. Qonuniy huquqi bor insonning. Mana shu jamiyatni siyosatni yomon ko'rsatayotgan, o'zini huquqini bilmagan odamlarning ishi bu. Nima haqqi bor sizni ro'mol orqadan o'ra deyishga? Nima haqqi bor? Senga shuncha yordam beraman. Yo, uni yordamni u bermayapti. Unga ayting, bu yordamni davlat beryapti. U cho'ntagidan berayotgani yo'q. Ayting-chi, yordam beramikin sizga? Bermaydi. Oyligini oladi u. Men demoqchi bo'lganim, sizni o'zingizning gapingiz bilan rahmat alohida bu gap aytganingizga, boshqalarga ham shu anaqa huquqiy ongimizni oshirishimiz kerak. Bunaqa gapni gapirgan odam jinoyat qilyapti. Mansabini suiiste'mol qilyapti. Haqqi yo'q. Haqqi yo'q unga. Ayniqsa ko'chada yurgan odamga ro'molni orqadan o'ra deyishga haqqi yo'q. Buni o'sha Abror aka o'zi ishda nima deydi? Tumanlarda, viloyatlarda hokimlarning muammolari bor-ku, ishlaydigan muammolari bor. O'shalardan chiqadigan hunarda xotin-qizlar bo'yicha muammolar bor. Chunki men bu narsaga o'zim ro'bara bo'lganman. Hali Karimov davri edi paytda. Gap bor, hozir davrdan farqi bor. Men gap ochig'i bu davr qiyin edi, hozir yaxshi demayman. Men uchun o'sha davr oltin davr hisoblanadi. Nima masalan, hozir ham masalan o'sha yaxshi davr hisoblanadi. O'sha paytda bu narsa
Bugün hazır şunaqa erkin jamiyat quryapmiz. İnşallah mana hazır sizga alohida yana qaytadan teşekkür aytaman. Peygamber aleyhissalatu vesselam ansoriyi ayollarni maqtardilar. Ular kelib savol berardi, ko'pchilikning muammosi yechilardi-da. Bu o'zi muammo qonuniy muammo emas, noqonuniy muammo. Biz noqonuniy muammoni uyushtirayotgan odamlarga haddini bildirishimiz kerak, qonuniy asosda. Uni borib noqonuniy jazolash biz hech kimga haqqi yo'q, lekin bu gapni kim gapirsa, qo'lingizda telefon bo'lsa, shuna telefonni kamerasini yoqing. Familiya, otangiz ismi, qaysi mansabda ishlaysiz, hozirga aytgan gapingizni qaytaring, deng, shunda yozib oling. Yoki menga qonuniy asos ko'rsatding. Ro'molni orqadan o'rash kerak degan qonuniy asos ko'rsating. Albatta nomi sharifi, familiyasi yozilsin. Yozib sizga bersin. Mana shu asos bo'yicha men sizni ro'moldan orqaga o'rashlikni buyuraman desin. Shunda oling bitta huquqiy tomondan. Keyin domlalarimiz Alloh umringizni uzoq qilsin. O'sha imomlar to'g'risida har turli gapni gapirayotgan odamlarga mana shunaqa holatlarni misol keltiramiz ko'pincha. Bu real vaziyat. Domlalar, imomlar boshini kundagi qo'yib xizmat qilyapti. Qilayotganlari bor. Hamma sohada o'ziga yarasha muammo bo'lganidan singari bu ham qilinayotgan xizmatning natijasi. Mana shunaqa vaziyatlarda imomlar bilan bog'laning. Rasmiy doiradagi anaqalar bilan bog'laning. Uchastka nazirlari bilan bog'laning, mahalla aktivlari bilan bog'laning. Kim bu ishni qilyapti? Kim jamiyatni xalq bilan dushman qilmoqchi? Bu siyosat bu. Siyosiy urinish bu. Xalqni millatga qarshi qo'yish. Kecha oldin kuni bir hafta bo'lmadi, mana internetda ko'rdinglar. Bir bola g'unchada o'tirib Toshkentda. Mana ro'molliklarni hammasini bitta-bittadan teriyapti, avtobusga tiqyapti deb videoni qo'yib yuborgan. O'rganishga unaqa gap yo'q o'zi. Ro'molliklarni qanaqa kimga haqqi bor hozir terishga? Faqat buni o'sha davlat bilan, hukumat bilan xalq o'rtasiga nizon, nifoq solish uchun harakat bu. Uni qilayotgan ahmoq bilmaydi nima qilayotganini. Lekin kimgadir o'ynab qo'yibdi. O'sha siyosatchilarning o'yini bu. Keyin tekshirishdi, rasmiy bayonotdan berildi. Maska taqmay yurganlarga, karantin qoidasini buzganlarga u tushuntirish ishlari olib borilgan holat. Hech o'tta ro'mollik terish gap yo'q. Ya o atchot topshirishin qilyapti ular. Qaytish, qaytarish masalasi avvalgi suhbatlarda ham ko'p gapirdik. Bir insonni falon narsadan qayt deb bosim o'tkazish kerak yo'q. U e'tiqodi bilan, tushunchasi bilan, masalan hizbiy bo'lsa, salafiy bo'lsa, har xil radikal qarashlardagi tushunchadagi odam bo'lsa, uni tashqi ko'rinishidan bilib bo'lmaydi. Har qanaqa odam tashqi ko'rinishini odamlarga ya'ni muvofiq ko'rsatib, ichida jinoyat qilishi mumkin. Jinoyat qilishi mumkin u. U nima bo'lish kerak? Ongli ravishda tushunish kerak. O'shanda u keyin o'zi aytadi, "Men deydi, bu masalada noto'g'ri fikrlabman. Shuning uchun men bundan qaytdim" deydi. Ha, ro'molni
musulmon shaxsiyatning e'tiqodiga tegishli jihati bor. Ro'mol bu oddiy material emas. Musulmonning e'tiqodini, musulmon shaxsning e'tiqodini bildiradigan narsa u. Radikal qarashni bildirmaydi u. Uni qilmagan odam o'zini e'tiqodi tushunchasida shunaqa qarayapti bo'ldi. Qilgan odam e'tiqodi bilan qarayapti. Nimaga birovning e'tiqodiga tajovuz qilinadi? Noto'g'ri. E'tiqod erkinligi bor. E'tiqod erkinligi. Unga tajovuz qilishga haqqi yo'q. O'shalarni siyosiy ongi pas odamlar sizga shu agar ro'molni orqadan o'rasa rasmingizni oladi. O'zini anaqasiga topshiradi, aytadiki, "Mana men qaytardim" deydi. Ya? Sen o'zingni o'ngla oldin. Sen qo'y u narsani deyish kerak. Bu noto'g'ri. Tushundingizmi? Siyosiy ong bo'lsin. Undan tashqari sizni turmush o'rtog'ingiz hozir Navoiyda. Nima bilan tushganlar? Brizeli 9. Hizbiylikmi yo? Hizbiylik. Qancha bo'ldi o'tirganlariga? 2 yilmi? Yaqinda bo'ldimi? 2018. Alloh isloh qilsin. Bizning hozirgi mana bu suhbatlarimiz o'sha mana hozir sizga, oilangizga, jamiyatga u o'sha turmush o'rtog'ingiz kerakli odam o'zi. Chiqib shu joyda xizmat qilsa, sizni kam ko'stingizga qarasa, jamiyat uchun foydali ish qilsa yaxshi. E'tiqodida, tushunchasida noto'g'ri fikrni ushlab olib, hozir hammamizga muammo qilyapti. Menga ham muammo shu. U meni birodarim. Siz meni dindoshimsiz. Sizga hozir nima kamchilik deb turmush o'rtog'ingiz qarash kerak. Endi ularni men hozir sizga bir anaqa ma'nosida gapirmayapman. Ibrat boshqa odamlar bilsin uchun. Noto'g'ri e'tiqod mana shunaqa zarar keltiradi islom ummatiga. Inshaalloh najot bersin. Agar gaplashsangiz, suhbatlashsangiz tushuntiring ularga. Kerakli yo'q narsalarni, diniy e'tiqodiy tushunchada buzuq g'oyalarni taftish qilib ko'rsin. Chiqsin, sizni himoya qilsin. Inshaalloh atrofingizda ham himoya qiladigan odamlar bor-da, lekin baribir mahramingiz mahram. Buni gaplashganda ayting, tushuntiring. Va bu sohalarda xotirjam bo'ling. Sizni kamsitishga, ro'molingizga osilishga hech kimni qonunan haqqi yo'q. Salomat bo'ling. Bu masalani sizdan bir ko'rib ana qilib qo'yasizda, yozib qo'yasiz. Yozib olasiz. Shaxsiylik qoladi. Xo'p. Yana kimdan nima savol? Shaxsiy o'zlariga murojaat qiladiganlar yana qolishi mumkin, qolganlar agar bo'lmasa suhbatimizni yakunlaymiz. Tashakkur sizlarga bizni sabr qilib eshitganlar uchun. Yana inshaalloh yaxshi kunlarda, yaxshi ilmiy suhbatlarda ko'rishni Alloh taolo barchamizga nasib qilsin. Zaruriy ishi bor shaxsiy gaplashaman deganlar qolib, qolganlar ketishi mumkin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Domla bir duo qiling. Elimizni, yurtimizni tinch qiluvchi, din islomni ravnaq qiluvchi mana xalq bilan yuzma yuz muloqotlar qilib, eng bir zarur masalalarda tushuncha berdingiz, mamnunmiz. Inshaalloh yaratganiga ikki dunyoni saodatdan, o'zining rahmatidan payg'ambar va rasululloh sollallohu alayhi vasallam shafoatidan siyrob qilsin. Alloh rahmat, salom. Xo'p, rahmat, salom.